Eğer siz bir firma olarak, evet ben bu ülkenin %95'i Müslüman ama ben yine de yaptığım işi belgelemek istiyorum, yaptığım işe çok güveniyorum ve bunu da fark yaratmak istiyorum derseniz helal belgelendirme konusu iki tane tercihiniz olabilir. Bu konuda ülkemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları var. Bunun için işini ciddi yapanlar var. Piyasada, sektörde saygınlık kazananlar var. Bunlara başvurabilirsiniz. Ama onların prosedür yöntemine çok hakim değilim. Açıkçası bilmiyorum. Ben sizlere TS sürecini, TS prosesinden bahsetmek isterim. Helal belgelerimizi almak isteyen firmanın zaten kalite belgelerinin, gıda güvenliği belgelerine sahip olması gerekiyor. Çünkü mal ve hizmet kısmıyla geçiyor. TS çünkü hizmet tarafında, otel tarafında da belgelendirme yapabiliyor. Diğer ürünlerde yapıyor. Kozmetikte yavaş yavaş girmeye başladı. Ben gıda sektörünü, gıda sürecini anlatmak istiyorum. Gıda sürecinde TS'nin web sitesinden rahatlıkla dokümanlara ulaşabilirsiniz. Türk Standart Enstitüsü'nde ben helal belgelendirme başvurmak istiyorum derseniz sektörünüzle ilgili, segmentle ilgili helal dokümanları topluyorsunuz ve TS'ye başvuruyorsunuz. TS'ye başvurunuz önce belge bazında değerlendiriliyor. Yani sizin başvurunuzda hangi ürünler var, neler var, neler yoktu. İlk değerlendirme böyle oluyor. Ardından TS tarafından sizin de uzlaştığınız bir tarihte standartlardan kalite uzmanları, bir de Diyanet'in görevlenen bir din adamı da kurumunuzu ziyarete geliyor. Burada bütün belgeleri tekrar yerinde inceliyorlar. Süreci tamamlıyorlar. Din görevlisinde inanç hassasiyeti boyutuyla kontrol yaptıktan sonra belgeleriniz TS'deki bir üst kurula denetime giriyor. Yani ikinci kontrole geçiyor ki burada helal gıdanın hassasiyetine dayanarak, farkında dayanarak süreç devam ediyor. Yine o kurumda kaliteci arkadaşlar, süreci denetleyen arkadaşlar, mutlaka Diyanet'in görevlenen bir üst görevli de son kontrolleri yaptıktan sonra ve sizin kullandığınız bütün ürünler, kullandığınız bütün kalite katkı maddelerinde helal ve sakıncası olduğunu belgelediğiniz, onayladıktan sonra da siz o ürüne, hangi ürün için başvuruyorsunuz, o ürüne helal sertifikası alıyorsunuz ve ürüne de üzerine de baklava dilimi içinde helal logosunu vuruyorsunuz. Ama bu belgeyi aldım, oh işim rahat artık istediğim gibi hareket ederim diyemiyorsunuz. Yılda en azından, ki sektöre göre değişmek üzere de, iki kere işletmenizin hem piyasası hem işletmeniz denetimden geçiyor habersiz olarak. Bu denetimlerde taahhütünüze uymadığınız zaman ve eksik işlem yaptığınız zaman da diğer kalite belgelerinde size uyarı verebilirler. Belgeniz askıya alınabilir ama burada böyle bir şey yok. Helal gıda konusunda yaptığınız en ufak bir ihmal, en ufak bir hatada belgeniz iptal ediliyor ve bu iptal edilen belgede hemen Türk Standart Enstitüsü'nün web sitesinde duyurulur. İşte filanca firma helal gıda belgesini almayı hak etmiyordur. Yanlış iş yapmıştır. Bu da firma için prestiji açısından ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Evet, helal gıda belgesine sahip olmak firmaya şöyle bir avantaj sağlar. Bu firmayı ben gördüğüm zaman bu firmanın güvenli gıda üretimi yaptığı, ISO 22000'e uygun üretim yaptığını, çevreye zarar vermediğini, iş sağlığı, iş güvenliğinden bütün tedbir aldığını ve inanç hassasiyetini gözeten bir üretim yaptığını, yani üretimde alkol ve benzeri ürünler kullanmadığını, kullandığı katkı maddelerin, ürünlerin sağlığa zarar olmadığını farkında olurum ve o ürünü de güvenle tüketirim.